Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar dileklerimizi, temennilerimizi iletiyoruz. İslam ve Hayat programındayız ve her çarşamba olduğu gibi bu çarşambada saat 17 ile 19 arasında sizlerin karşısında olacağız efendim. Emekli Vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam sizlerin merak ettiği soruları yanıtlayacaklar. Bana da yine o soruları kendilerine iletme görevi düşecek. Diliyoruz görevini iyi yapanlardan oluruz bizler de. Bir kez daha yurdun dört bir tarafından Kanal Urfa'yı izleyen, programa başlar başlamaz mesajlarıyla bizlere destek olan kıymetli izleyicilerimize saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Programda sizler de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefonunuzla hemen mesaj olarak büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bıraktıktan hemen sonra o mesajı 3969'a göndererek bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Bunu ifade edelim ve emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocama döneyim hemen. Kıymetli hocam, dünden bugüne nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ederim. Allah'a hamd ettirecek nice nimetler üzerimizde var. Onları saymakla bitiremeyiz. Her şeyden evvel insan olarak yaratılmışız. Allah bizleri insan olarak yaratmış. Halbuki çeşitli ihtimaller arasından bizleri Rabbim tensip etti, uygun gördü, bizleri insan olarak yarattı. Yine Rabbül Alemin'in lütuf ve kereminin eseri olarak bizleri Müslüman bir anne ve babadan ve bizleri cennet asa bir peygamberler şehri olan şanlı Urfa'da doğumumuzu ve büyümemizi nasip etti ve şu anda da Rabbimizin bize vermiş olduğu lütufla sizlerin karşınızda duruyoruz. Hasbel kadar. Ben sizden fazla bilgim yok. Ama hasbel kadar bu görev şimdilik bana tevdi edilmiş. Ben de bunu gücüm nispetinde karınca kararınca ifa etmeye çalışıyorum muhterem izleyiciler. Dolayısıyla Rabbimin bizlere vermiş olduğu nimetler sonsuzdur dedim. Bu nimetleri saymakla bitirmemiz mümkün değildir. Biz bu ilahi nimetlere karşı şükretmekle mükellefiz. Eğer şükredersek Rabbimiz bu nimetleri bizim üzerimizde bollaştıracak. Kur'an'da öyle vaat ediyor Cenab-ı Erhamer Rahim. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer nimetlerime, verdiklerime karşı şükrederseniz, ben sizlere verdiğim nimetlerimi, sizlere verdiğim imkanları, sizlere vermiş olduğum maddi ve manevi konuları, hususları arttıracağım diyor. Ve yine ifade ediliyor ki وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ كُلُّهَا Bütün nimetler şükürle devam eder. Bütün nimetler şükürle devam eder. Şükredilmezse nimetler kaçar. Nimetler şükürsüzlüğü hiç sevmez. Şükretmeyenleri nimetler sevmez ve şükretmeyen insanların elindeki nimetler onların elinden kaçar muhterem izleyiciler. Veren Allah, alan da Allah. Nasıl ki verdiyse şükür karşılık bulmazsa, şükür ile karşılık bulmazsa nimetler, İnsanlardan o nimetler kaçar ve kaçan nimetlerin de bir daha geri gelmesi söz konusu değil. Onun için muhterem izleyiciler, bugün bir yerde şükürle ilgili
hamd ile ilgili, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kıymetini bilmekle ilgili bir muhterem kardeşime dedim ki, kardeşim bak, bugün en fakirimiz, en yoksulumuz, en naçarımız, üzerindeki nimetler dünya malıyla alınmayacak derecede büyük ve pahalı ve bol. Bakın Rabbül Alemin bize bir akıl vermiş. Aklı olmayan bir insan, bütün dünya malı onun olsa, A'dan Z'ye kadar, bu dünya malını hepsini verse ki, onunla bir akıl alsın, bir akıl alması mümkün mü aziz izleyiciler? Kesinlikle mümkün değil, kesinlikle alması da söz konusu değil. Bu nedenle bu ilahi nimetlerin kıymetini bilmemiz lazım ve en fakirimiz ilahi nimetler bakımından çok zengindir, çok varlıklıdır. Dünya malı istediği derecede eline geçmediği için hayıflanmasın. Benim neyim var demesin, ilahi nimetleri hafife almasın, ilahi nimetleri kendisinden nefret ettirmesin muhterem Müslümanlar. Bakın Rabbul Alemin bize el vermiş, ayak vermiş, sıhhat vermiş, mide vermiş, böbrek vermiş, karaciğer vermiş, akciğer vermiş, saat gibi çalışan kalp vermiş, saat gibi işiten efendim kulak vermiş, vermiş de vermiş. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Estaizu billah ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın sizlere sunmuş olduğu ilahi nimetleri saymaya kalkışırsanız, saymaya kalkarsanız o kadar nimet çok ki onları sayamazsınız. Saymanız da mümkün değil. Söz konusu değil. Öyleyse bize düşen nedir? Şükürdür. Bize düşen nedir? Allah'a hamd etmektir. Allah'a dönmektir. Allah'ı anmaktır. Allah'ı zikretmektir. Allah'a dua etmektir. Efendim Allah'ı zikreden ve Allah'ı unutan neye benzer? Ölüyle diriye benzer. Allah'ı zikreden, Allah'ı anan insan diridir, hayattadır. Allah'ı unutan insan ölüdür, ölmüştür. Emvatun gayru ahya. Kur'an öyle diyor. Onlar ölüdür, onlar diri değillerdir. Allah'ı unutmak kadar, Allah'tan gaflet etmek kadar, Allah'ı hesaba almamak kadar, Allah'ın emirlerine saygı göstermemek kadar dünyada kötülük yok, dünyada çirkinlik yok, dünyada felaket yok. En büyük felaket Allah'ı unutmak, Allah'ı efendim dinlememek, Allah'ın emirlerini yerine getirmemektir aziz izleyicilerim. Onun için aklımızı başımıza alalım. Dünyada ebedi kalmayacağız. Dünyamız da ebedi kalmayacak. Hayat da devam etmeyecek. Hayatı veren Allah, hayatı alıp yerine ölümü de verecek olan Allah, hayata lazım olan her şeyi yoktan var edip sunan, isaf eden, veren yine Allah'tır Celle Celaluhu aziz izleyiciler. Onun için şükredelim, nankörlük etmeyelim. Ben neyim var, mağdurum, fakirim, yoksulum demeyin. Her halükarda size, bize düşen şey
elhamdülillah diyebilmek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama sorardı. Keyfe asbahtum, ashabım nasıl sabahladınız? Derlerdi ki, ya Resulallah sabahladık. O soruyu, cevabı beğenmemiş olmalı ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ikinci kez ashab-ı kirama sorardı. Keyfe asbahtum, nasıl sabaha girdiniz? Nasıl sabahladınız? Yine ashab-ı kiram asbahna ya Resulallah dediklerinde yine Resul-i Ekrem Efendimiz bu cevabı beğenmemiş olmalı ki üçüncü kez ashab-ı kirama sorar. Keyfe asbahtum, nasıl sabahladınız? Orada ashab-ı kiramın kalbine Rabbul Alemin idrak verdi, anlayış verdi. Resul-i Ekrem Efendimizin ne demek istediğinin bilgisini onlara ihsan etti. Ve onlar dediler ki, asbahna velhamdülillahi ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamd ederiz. Bizi sabaha çıkaran Allah'a hamd ederiz. Bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamd ederiz dedikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben size bunu dedirtmek istedim. Yani elhamdülillah demenizi istedim ki size bu soruyu sordum. Her halükarda bize düşen de elhamdülillah demek, şikayetçi olmamak. Kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Öyle demiş bir şair. Kimi kime şikayet edeyim? Ben dahi şaştım. İslam bilgini diyor ki, Kur'an dedirtir. Ben de derim, efendim, ben senin gibi şaşmam, haddimi aşmam, hazar etmem, ondan ona şekva ederim. Sen gibi kaçmam, sen gibi caymam, sen gibi şaşırmam. Allah'a şikayet edelim halimizi, Allah'a şikayet edelim musibeti, Allah'a şikayet edelim hastalığımızı, sıkıntılarımızı, problemlerimizi Allah'a şikayet edelim. Yani Hazreti Yakub ala nebiyyine ve aleyhisselamın dediği gibi diyelim. Hazreti Yakub aleyhisselam oğlu Hazreti Yusuf'u kaybettikten sonra, yine ikinci oğlu Bunyamin'i kaybettikten sonra kardeşleri geldiler, dediler ki, ya ebana inne ibneke sarak, babacığım, babacığımız, oğlun hırsızlık etti. Ve ma şehidna illa bima alimna, biz bildiklerimizi söylüyoruz. Ve ma kunna lil gaybi hafizin, biz gaybı bilecek değiliz, gayba hükmedecek de değiliz. Hazreti Yakub aleyhisselam dedi ki, innemâ eşkû bessî ve huznî ilallah. Ben efendim sıkıntımı, üzüntümü, musibetimi Allah'a şikayet ediyorum. Allah'a şekva ediyorum. İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallah. İnnallâhâ alîmun. Efendim, Cenab-ı Hak her şeyi bilendir. Cenab-ı Hakk'a şikayet ediyorum. Biz de yüklenemediğimiz, taşıyamadığımız, zorluk çektiğimiz, sıkıntı çektiğimiz, takat getiremediğimiz musibetlerimizi, sıkıntılarımızı, zorluklarımızı Allah'a arz edelim. Allah haberdar olmakla birlikte, Allah her şeyi bilen olmakla birlikte, biz halimizi Allah'a arz edelim. Ya Rab, halimiz sana malum.
Ya Rabbi biz bu musibeti kaldıramıyoruz. Zayıfız, fakiriz, muhtacız, güçsüzüz, taşıyamıyoruz. Ya Rabbi bize kuvvet ver. Ya Rabbi bu musibeti başımızdan kaldır. Veren sensin, kaldıran da sensin. Kainata hükmeden de sensin. Her şeyi yedi kudretinde tutan da sensin. Kainatın dizginlerini, kainatın anahtarlarını, kainatı yönlendiren, eviren, çeviren, halkeden efendim sensin ey Allah'ım. Bu sıkıntılarımı, bu felaketlerimi, bu zorluklarımı sen ya Rabbi benim üzerimden kaldır diye Allah'a iltica etmemiz lazım. Allah'a sığınmamız lazım. Allah'tan onu kaldırmasını, hafifletmesini, bize güç vermesini Rabbul Alemin'den dilememiz lazım. Biz zayıfız. İnsan zayıf. İnsan fakir. İnsan muhtaç. İnsan güçsüz. İnsanın kuvveti, insanın kudreti elinin ulaştığı yere kadardır. El nereye ulaşıyor? Görüyorsunuz muhterem Müslümanlar. Yani 75 santim veya o civarda bir efendim elimizin uzandığı mekan var, yer var. Ama bizim ihtiyaçlarımız, bizim arzularımız, bizim istediklerimiz bütün dünyaya yayılmış. Hayal suratında arzu ve isteklerimiz dünyaya yayılmış. Bunları temin edecek gücümüz yok. Bunları bize temin edecek ancak ve ancak Rabbul Alemin gücü var. Rabbul Alemin'in gücü var. Rabbul Alemin'in kudreti var. Rabbul Alemin'in kuvveti var. Biz her halükarda Allah'a sığınacağız. Allah'a iltica edeceğiz. Allah'a döneceğiz. Allah'tan isteyeceğiz. İza se'elte fes'el illah. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma'yı karşısına alıyor. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Abbas'a buyuruyor ki ya gulam inni uallimuke kelimatin. Ey genç, sana bir kısım nasihatlarda bulunacağım. Bulunayım mı? Evet ya Resulallah. Buyurun lütfen. Buyurun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Her şeyden önce Abdullah bin Abbas hazretlerine buyuruyor ki İhfazillâhe yahfazk. Aziz izleyiciler, bu cümle o kadar ehemmiyetli ki, o kadar kıymetli ki, o kadar değeri yüksek ki, altın suyuyla, altınla, en kıymetli madenle yazılmaya seza ve layıktır. Allah'ın emirlerini muhafaza et. Allah'ın yasaklarından sakın. Cenab-ı Hak sana neyi emretmişse onu yap. Abdullah, onu yap. O zaman Allah da seni muhafaza eder. Allah da seni korur. Bu emir, bu peygamberi nasihat sallallahu teala aleyhi ve sellem yalnız ve yalnız Abdullah bin Abbas'a yapılmış olan bir nasihat değil. Bütün ümmete, bütün insaniyete yapılmış olan bir öğüttür, bir nasihattır. Kim Allah'ın emirlerini, kim Allah'ın bizden istediği emirleri yerine getirirse, Allah da onu muhafaza edecek. Şart bu. Bakın bunun ters anlamlısı. Nedir? Eğer sen
Allah'ın emirlerini muhafaza etmezsen Allah da seni muhafaza etmeyecek. Allah da seni muhafaza etmeyecek. Allah beni muhafaza etsin diye istiyorsan, Allah beni korusun diye istiyorsan, Allah beni himayesi altına alsın istiyorsan, yapacağın tek şey Allah'ın emirlerini yerine getir. Allah'ın emirlerine ters düşme. İhfazillâhe yahfaz. Allah'ın emirlerini muhafaza et, Allah da seni muhafaza eder. Te'arraf ilallâhi firrahâ ya'rifuke fişşiddâ. Genişlikte, darlığa düşmeden Allah'ın emirlerini yerine getir. Allah'ı unutma. Allah'ın emirlerine ters düşme. Cenab-ı Hakk'ı efendim gafil olma Allah'tan. Allah'tan gaflet etme. Sıkıntıya düştüğün zaman, zorluğa düştüğün zaman Allah seni tanıyacak. Allah seni bilecek. Allah seni o darlıktan, o sıkıntılardan, o problemlerden, o zorluklardan Rabbul Alemin seni ne yapacak? Kurtaracaktır. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam devam ediyor. İzâ se'elte fes'elillâh. Ne kadar önemli muhterem Müslümanlar. Ali'den, Veli'den, ondan bundan değil. Allah'tan iste, Allah'tan. Başkasına el açma. Başkasına arz-ı hacet eyleme. Şöyleyim, böyleyim deme. Madem Allah var, Celle Celaluhu, ve madem ilmi, Allah'ın ilmi, Allah'ın bilgisi, her şeyi ihata etmiş. Her şeyi kuşatmış. Madem Allah var, her şey var. İstediğinde Allah'tan iste. İzâ se'elte fes'elillâh. Allahu yagzabu in terakte su'alehu. Allah'tan istemezsen Allah sana gücenir bak. Kulum niye benden istemiyor? Ben varken niçin onun bunun kapısına gidiyor? Niçin ondan bundan istiyor? Neden benden istemiyor diye Allah sana gücenir. Ve beni Adem'e, insanoğlu, hine yüs'elu, ondan istenildi miydi? Yağzabu hiddete gelir. Tersler, kovalar, azarlar, ağır kelime kullanır. Ama Rabbul Alemin'den istemedin miydi? Allah sana güceniyor. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ. Yardım dilediğin zaman Allah'tan yardımı dile, kimseden yardım dileme. Madem Allah var, her şey var. Kim Allah'a teslim olursa Allah ona kafi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir, Allah ona yeter, Allah onu zayi etmez. Muhterem izleyiciler. Ağzınıza sağlık hocam. Kıymetli izleyenler, sizlerden gelen sorular var. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında hemen göndermiş olduğunuz sorularla devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, reklamların ardından birlikteliğimize devam ediyoruz. Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programı kaldığı yerden devam ediyor. Sizlerden gelen sorular var.
Dediğimiz gibi program başlar başlamaz hemen yurdun dört bir tarafından bizleri izleyen izleyicilerimiz sorularını göndermeye, mesajlarını göndermeye başladılar. O sorulardan bir tanesini ben hemen emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocama ileteceğim ve dilerim ki izleyicilerimiz mesajlarıyla programın sonuna kadar bizi izlemeye devam ederler ve merak ettikleri soruları da cevap bulurlar. Hocam, izleyicimiz Adana'dan yazmış bize ve şöyle soruyor, diyor ki selamlar Adana'dan, rüyamda yılan, köpek görüyorum ya da teyzemi görüyorum, ya dayımı ya teyzemi görüyorum, nedir acaba bu durum demiş. Muhterem izleyiciler, hayırlı akşamlar dilerim. İyi seyirler dilerim. Rabbim razı olsun hepimizden inşallah. Hayırlı amellere de muvaffak eylesin inşallah. Amin. Biz rüyaları çok fazla şey yapmıyoruz, yani üzerinde durmuyoruz. Fakat ilk olması hasebiyle ve uzak yerden de gelmiş olması hasebiyle rüyada köpek, rüyada yılan düşman demektir. Düşman demektir. Sizi sevmeyen insanlar vardır. Normaldir bu. Her insanı seven de var, sevmeyen de var. İmam-ı Malik Hazretleri, Medine-i Münevvere'de yaşamış büyük bir alim, ilk hadis eserini yazan bir alim. Evet. El-Muvatta diye bir kitabı var. Hadis kitabı. O kölesine demiş ki, hizmetçisine demiş ki, çarşıya git, kulak kabart. İnsanlar benim hakkımda ne söylüyor? İnsanlar benim hakkımda ne söylüyor? Benden memnun mudurlar, yoksa benden rahatsız mudurlar? Onu bir öğren gel. Hizmetçi gitmiş, dolaşmış. Epey zaman sonra gelmiş. İmam Malik Hazretleri ona sormuş. İnsanlar ne diyor? Adam dedi ki, efendim, bir kısım insanlar sizden sıtayışla bahsediyorlar, sizi medhü sena ediyorlar, memnuniyetlerini belirtiyorlar, hoşnutluklarını belirtiyorlar. Bir kısım insanlar da sizin aleyhinizde sizi kötülüyorlar. Sizin iyi olmadığınızı dile getiriyorlar. Böyle gördüm. İmam-ı Malik Hazretleri demiş, مَا زَالَتِ الدُّنْيَا هَكَذَا. Dünya yaratıldıktan bugüne kadar insanlar, bir kısım insanlar insanı sever, bir kısım insanlar da insanı sevmez. Bu tabii bir şeydir. Normal bir şeydir. Na'udhu billahi min tetabu'il elsun. İnsanların hepsinin bizden nefret etmesinden, bizim aleyhimizde konuşmalarından Allah'a sığınırım diye ifade etmiş. Dolayısıyla muhterem izleyicim, insanı sevenler de var, sevmeyenler de var. İnsan ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar düzgün olursa olsun, ne kadar muttaki olursa olsun, mutlaka bir kısım insanlar vardır ki o insanın aleyhindeler, o insanı sevmezler, o insandan hoşnut değiller, o insandan memnun olmayan insanlar vardır. Ama bütün insanların insanın aleyhinde olması, insanı sevmemesi, insandan nefret etmesinden de Allah'a sığınmak lazım. Dolayısıyla yani insanı sevmeyen insanlar, insandan nefret eden insanlar, rüyada insana yılan görünür, akrep görünür, efendim köpek görünür. İnşallah sonu hayır olur. Teyzenizi de görmüşsünüz. Teyze anne yerinde. Anneye gösterilecek saygı, hürmet, İlgi, alaka teyzeye de gösterilmesi lazım. Çünkü dinimize göre teyze anne yerindedir. Bu nedenle teyzenizi görmüşsünüz. Bu da hayra alamettir. Bu da size diyor ki,
Evladım korkma. Evladım zarar görmezsin. Evladım bunlar sana zarar vermez. Evladım bunlardan endişe etme diye sizleri manen uyarıyor, nasihat ediyor, korkmamanızı sizlere öğütlüyor. Rabbim hayırlara vesile etsin. Rabbim hayır eylesin. Biz rüya tabirinde bulunmuyoruz. Dediğim gibi. Evet. Onun için tabir, rüya tabirleriyle ilgilenmiyoruz. İzleyicilerimiz rüya tabirleriyle bizi meşgul etmemelerini istirham ediyorum. Yani sizin bu konuya yaklaşımınızı biliyorum ama yani izleyicimizin sorusu heba olmasın diye ben size tamam. Sorma gereği duydum. Yani çünkü biz rüya görmek her insanın görebileceği bir şeydir. Her insan rüya görür. Ve bununla biz meşgul olursak rüyalar da hüküm ifade etmiyor. Rüyaları bırakın. Arkasına düşmeyin. Tabirine bakmayın. Tabirini merak etmeyin. Söyleyin ya Rabbi, bu gördüğüm rüyayı hayır üzerine gerçekleştir. Ya Rabbi hayırla tamamla diye Cenab-ı Hakk'a dönün. Başka bir şey yapmayın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de bu rüya tabirlerine lütfen bakmayın. Benim acizane size tavsiyem. Çünkü rüya tabirleri zamanına göre yazılmış. 1000 sene evvelki zamana göre yazılmış. O zamanın şartlarına göre yazılmış. O günkü şartlarla bugünkü şartlar bir değil. Onu öyle bilin ve rüya tabirlerinin arkasına düşmeyin. Rüya tabirlerine bakmayın. O kitapları edinmeyin. Lazımı yok, faydası yok. Size zarar verir, fayda getirmez. Peki. Bir diğer soru. İzleyicimiz şöyle yazmış hocam. Hocam borçlarım var. Çok geciktirdim ama durumum yok. Ne yapmam lazım? Cenab-ı Hak borçlarını ödeme imkanını size halk etsin. Bir dua var. Ben birçok izleyicime onu gönderdim. İstediler gönderdim WhatsApp'larına. Arzu ederse izleyicimiz onun da WhatsApp'ı varsa ona da gönderebilirim. O duayı okursa, kalben inanırsa, yani inanç içerisinde onu okursa, Peygamberimizin tavsiye ettiği sallallahu aleyhi ve sellem bir duadır. Onu okursa inşallah Rabbul Alemin onun borcunu öder, ödertir. Bir sebep halk eder, bir kapı açar, beklenmedik yerden Rabbimiz imkan halk eder. O da inşallah borcunu öder. Peki o zaman izleyicimize söyleyelim, kıymetli izleyicilerimiz. Biz burada telefon numarası ya da isim paylaşmıyoruz sizin de bildiğiniz üzere. Ancak izleyicimiz bu duayı hocamızdan temin etmek, almak isterse numarasını bizimle paylaşabilir. Ve o numaraya da yine hocamız tarafından o duanın gönderileceğini ifade edelim. Yine numaranızı hiçbir şekilde buradan ifade etmediğimizi, açıklamadığımızı bunu da söyleyelim. Zaten program gereği de numaranızın tamamı burada yayınlanmaz. İsim de bu program içerisinde verilmez. O hatırlatmayı bir kez daha yapmış olalım. Hocam sıradaki soru şöyle. Evet buyurun. Hocam dükkanım var, kiralık. Kardeşimin kiracısı talep etti. Benim dükkanım ondan büyük, ondan ucuz dedi. Eğer verirsen ben de çıkarım, vermezsen çıkmam. Kardeşim dedi, kiracıma verme, kime verirsen ver. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Hocama sorayım demiş. Hayır, bunu geçen hafta zannedersem biz bunu cevaplandırdık. Cevapladık ama bir daha şimdi yazmış. Yani senin dükkanın kiralıktır. Sen bunu asmışsın, kiralık diye asmışsın. Kim isterse vereceksin. Evet. İster kardeşinin kiracısı olsun, ister yabancı olsun, ister beri olsun, ister öteki insan olsun. Yani sen bu dükkanı kiraya verirsen kardeşine kötülük yapmış olmazsın. Rızkı veren Allah. O kiracı gider, başkası gelir.
Belki daha hayırlısı gelir. Belki daha olumlusu gelir. Onu bilen Allah. O da gücenmesin. Yani sen dükkanını kiralığa ilan etmişsin. Geldi adam, dedi ben istiyorum bunu. Sen de verdin. O da çıktı orada. Kardeşin senden gücenmesin. Benim kiracımı elimden aldın demesin. O gitti başka bir kiracıyı Allah gönderir. Yani bunu böyle bilmek lazım. Evet. Yani bu işten gücenmemek lazım. Kardeşinden gücenme. Rezzakul alemin Allah'tır. Rızık birdir, iki değil. Yani senin kiracın kardeşinin dükkanına gitmesi senin rızkını azaltmaz. Sana da Rabbul Alemin inşallah hayırlı bir kiracı ihsan eder. Gücenme, endişe etme, kardeşinden de küsme, kardeşini de yanlış görme. Peki, bir sonraki soru. Hocam ben birini 5 senedir karşılıksız seviyorum ama vazgeçmek için ne yapmam lazım? Muhterem izleyiciler, yani sevgi karşılıklı olmadıktan sonra bir anlam ifade etmez. Yani siz birini seviyorsunuz, o sizi sevmiyor. Size pas vermiyor. Sizinle ilgilenmiyor. Size olumlu bir yani yüz vermiyorsa sizin bunu sevmenizin hiçbir anlamı yok. Niyazi-i Mısri ne demiş? Demiş sev seni seveni yer ile yeksan olsa, yer ile yeksan yani yerle bir olsa, evet. Yani yerde de olsa, o ki seni seviyor sen de onu sev. Sevme seni sevmeyeni, çok önemli bir ifade. Sevme seni sevmeyeni, Mısra hakim olsa, sultan olsa, Mısra sultan olsa, aziz olsa, neyse ne dersen değil. Dolayısıyla 20 senedir sevdiğin bir insan seni sevmiyorsa, sana karşılık vermiyorsa, seninle ilgilenmiyorsa bu sevgin boşadır. Bu sevginin bir anlamı yok. Bu sevginin bir gereği de yok. Bu işten vazgeç kardeşim. Seni seven, seni seveni sev. Seni sevmeyene sen ne edeceksin? O ki seni sevmiyor. Hadi bakalım ne yapacaksın? Umut aşığın ekmeği hocam. Efendim? Dedim umut aşığın ekmeği. Ama yerinde olmalı. Yerinde olmalı. Eskiler derlerdi ki olacak duaya amin demek lazım. Olacak dua. Olmayacak duaya amin demenin bir anlamı yok. Olmuyor. Bir adam dese ki beni gökte yaşat. Bu Allah yapmaz bunu. Sen amin desen faydası olmaz. Gerek de yok. Yani ben amin dedim diye olmaz yani. Olmaz yani. Onun için o ki seni sevmiyor sen de sevme ya. Ne gereği var? Yani sevilecek insan mı var? Yok. Dünya dolu insan ya. 8 milyar dolayında bir insan topluluğu var bu kürenin üzerinde. Ali olmaz Veli olur, Ahmet olmaz Mehmet olur, İbrahim olmaz Halil olur, olur da olur. Takma kafana gözüm, takma kardeşim. Peki, sıradaki soru, izleyicimiz Konya'dan yazıyor. Mevlana kelimesi ne anlama gelir hocam? Allah, peygamber ve insanlar için bu ifadenin kullanılması doğru mu? İnsanlar için kullanılır. Büyük insanlar için Efendimiz demektir. Büyüğümüz demektir. Sertacımız demektir. Başımızın tacı demektir. Onurlandırıcı bir kelime. Karşı tarafa onurlandırma anlamında kullanılıyor. Mevlana, büyüğümüz, Efendimiz, sertacımız, kıymetlimiz, değerlimiz, o anlamda kullanılan bir kelimedir. Onun için Mevlana, Efendimiz olan Celaleddin Rumi Hazretleri Kaddesallahu Sirrah
büyük bir zat-ı muhteremdir. Büyüklüğü müsellemdir. Ama onun reklamcıları çok. Onun için dünyada ün saldı. Onun derecesinde olduğunu ifade eden evliyalar var. Onun derecesinde başka biri var. Fakat birçok insan, şimdi sana sorsam sen bilmezsin. Mesela Ahmed-i Cezeri'yi duydun mu? Yani tarih kitaplarından duydum efendim. Ahmed-i Cezeri nasıl bir insan duydun mu? Ya detaylı bilgi mi yok? Ama bak, Celaleddin Rumi'yi senden sorsam bilirsin. Bilirim. Niye? Onun reklamcıları çok. Onu yani anlatanlar çok demek istiyorum. Tabii. Yani yanlış bir reklam anlamında demiyorum. Tanıtım. Yani tanıtma imkanları çok olduğu için yurt dışında başka yerlerden tanıyanlar çok. Ama Ahmed-i Cezeri Hazretleri'ni ancak kendi çevresi, ancak Cizre'de yaşamış, Cizre'de yetişmiş, Cizre'de doğmuş bir insan. Fakat tanıtılmadığı için, insanlar bu insanı tanıtmadıkları için tanınmaz haldedir. Genelde sorularda, KPSS sorularında falan çıkıyor hocam. Yani ama tanınmıyor yani. Tabii. Neden tanınmıyor? Çünkü onu tanıtan olmamış. Veya yeterli bir tanıtmaya efendim yeterli bir tanıtma olmamış hakkında. Bu nedenle kalmış, böyle kalmış. Ama o da aynen Celaleddin Rumi derecesinde bir evliya. Mevlana Celaleddin efendim Mulla Cami Efendi değerinde büyük bir evliyaullah. Aşık-ı peygamberi bir adam. Peygamber Efendimiz'in aşığı olan bir adam. Ama tanıtılmadığı için insanlar onu tanımıyor. İnsanlar onu bilmiyor. Çok güzel bir divanı var. Kürtçe yazılmış. Kürtçe yazılan bir divanı var. Çok anlamlı, çok hikmetli, çok önemli bir divanı var. Onu da Kamışlı Müftüsü Arapçaya tercüme etmiş. İki cilt halinde. Arzu eden onu alır okur. İstifade eder. O büyük insandan. Niçin biz buraya geldik bilmiyorum. Neden? Ha, Mevlana diye bir arkadaş soru sormuş diye. Mevlana'dan. Ha, bu oradan buraya geldik. Bu duruma geldik. Evet. Peki. Sıradaki soru. Hocam, İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Bazı arkadaşlar Allah yerine Tanrı kelimesini kullanıyorlar. Bunda herhangi bir sorun var mı? Doğru değil. Tanrı diye bir şey yok. Allah var. Celle Celaluhu. Eski Türklerde Tanrı kelimesi kullanılıyordu. Tengri. Hayır, neyse. Yani öyle geçiyordu. Anadolu İslamiyet'i kabul ettikten sonra artık Tanrı kelimesini kullanmaz oldular. Allah kelimesini kullanmaya başladılar. Onun için Allah kelimesiyle Tanrı kelimesi daha çok putlara verilen bir isim. Putperestlerin kullandığı bir kelime. Dolayısıyla bu kelimeyi Rabbul Alemin'in yerine, Allah Celle Celaluhu yerine kullanılmaması lazım. Kullanılması hatadır. Doğru değil. Elhamdülillah biz Müslümanız. Ve Allah'a hamdolsun dilimiz de dönüyor ya. Allah diyebiliyoruz. Bunu söyleyebilme imkanımız olduktan sonra neden böyle putlara verilen bir ismi Cenab-ı Hak için kullanalım? Onu Allah namına kullanmak hatadır, doğru değildir, yanlıştır, zararlıdır, gereksizdir. Müslüman böyle bir kelimeyi kullanmamalı, böyle bir
deyimi Rabbul Alemin için kullanması hatadır kardeşim. Doğru değildir. İnsanlar kendilerine ayar vermeli, kendilerine değer vermeli, doğruyu söylemeli. Allah'ın bizlere emri bu. Hakkı söyle, doğruyu söyle, yanlıştan vazgeç. Yanlış olan bir şeyi kullanmak bizim için faydası yok, zararı çok. Gerçekle bağdaşmayan bir kelimedir bu. Yani niçin Rabbul Alemin için Tanrı diyelim? Niçin böyle bir kelimeyi kullanalım? Allah diyelim Celle Celaluhu. Ondan bin kere daha iyi ve yeterli. Başka yerlere sapmayalım. Başka yerlere gitmeyelim. Yanlış kelime Cenab-ı Hak namına kullanmayalım. Hatadır, yanlıştır, eksikliktir. Bundan uzak duralım ve de sakınalım kardeşim. Doğru değil. Böyle bir kelimeyi Cenab-ı Hak için kullanmak doğru değil. Yanlıştır. Peki. Bir reklam arasına gideceğiz hocam. Gelen sorular var bayağı. Özellikle bir soru var. Benim de merak ettiğim konulardan bir tanesi. Zamanı gelince söylersin inşallah. Reklamın ardından inşallah soralım. İnşallah onu da söylersin. Kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonrasında İslam ve Hayat Kanal Urfa ekranlarında kaldığı yerden devam edecek efendim. Evet kıymetli izleyenler, birlikteliğimize devam ediyoruz. Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programındayız. Emekli Vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam da sizlerden gelen soruları yanıtlıyorlar. Ben de o soruları kendisine sorma fırsatı buluyorum. Hocam o sorulardan bir tanesi daha. Benim de merak ettiğim bir soru. Şimdi Ramazan ayı yaklaşıyor ya hocam. İzleyicimiz de onunla ilgili bir soru soruyor. Diyor ki Ramazan ayı yaklaşırken bizim bunu kutlamamız... Ramazan geliyor diye, yani kutlama aslında şu değil, çalıp oynayalım değil. Ramazan geliyor, biz onu oruçla karşılayalım. Ramazan'ın gelişini oruç tutarak karşılayalım. Böyle bir şey yapmak doğru mu? Bunu sormuş. Muhterem izleyiciler, Kur'an bizi uyarıyor. Kur'an bize yol gösteriyor. Kur'an bize olması gerekenleri gösteriyor. Biz de Kur'an'a uymak mecburiyetindeyiz. Kur'an bize diyor ki: "Estaizu billah ve ma ataakumur rasulu fehuzu." Benim peygamberim sizlere neyi emrediyorsa onu yapın. "Ve ma nahakum anhu fentehu." Benim peygamberim neyi yapmayın, uzak durun diyorsa siz ondan uzak durun, onu yapmayınız diye Kur'an bize emrediyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan'dan önce oruç tutmayınız. Özellikle yani Şaban'ın 30'unda, Şaban'ın sonlarında oruç tutulmasının gerekli olmadığını, sadece adeti olan, yani diyelim ki öteden beri perşembe günlerini, pazartesi günlerini oruç tutan bir adam o günlerini devam ettirir. Ve Şafii mezhebine göre Şaban'ın 15'inden sonra oruç tutmanın mekruh olacağını ifade ediyor. Şaban'ın 15'inden sonra Şafii mezhebine göre oruç tutmanın mekruh olduğunu ifade ediyor. Neden? Ramazan'a karşı zayıf düşmesin. Gücünü, kuvvetini Ramazan'a saklasın ve Ramazan orucunu rahatlıkla tutabilme imkanını bulsun diye Şaban'ın 15'inden sonra
oruç tutulmasını ifade ediyor din-i mubini İslam muhterem izleyiciler. Dolayısıyla Ramazan'ı karşılamak diye bir olay yok. Ramazan'dan evvel oruç tutalım, oruçla karşılayalım düşüncesi de yerinde bir düşünce değil. Bu nedenle muhterem izleyicilerim, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutalım, gücümüzü, kuvvetimizi efendim Ramazan-ı Şerif için saklayalım, biriktirelim ve o zaman orucumuzu rahatlıkla tutabilme imkanını bulmuş olalım inşallahü teala aziz izleyicilerim. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki soru. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Adet halindeki bir kadın Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir mi, okuyabilir mi? Öğretmen değilse, öğrenci değilse, Kur'an'ı ellemesi, Kur'an'a el sürmesi, Kur'an'ı okuması caiz değil. Ancak dua niyetiyle Kur'an'ın bazı yerlerini okuyabilir. Mesela Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar. Fatiha'yı da dua niyetiyle okuyabilir. Dolayısıyla adet halinde olan bir bayanın Kur'an'ı tutması, Kur'an'ı okuması, Kur'an'a el sürmesi dinen caiz değil. Ancak İmam-ı Malik Hazretleri, Allah ondan razı olsun, o diyor, bir bayan adet halindeyken Kur'an'a el sürmemek şartıyla, Kur'an'a dokunmamak şartıyla başkası tarafından yaprakları veya bir çöp veya buna benzer bir araçla Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını çevirmek suretiyle Kur'an'ı unutmasın diye okuyabilir. Kur'an'ı unutmasın diye okuyabilir. Bir Kur'an muallimesi, Kur'an öğretmeni olan bir bayanın da bu şekilde öğrencilerine ders verebilir. Öğrencilerin de bu durumda olanları da Kur'an'a el sürmeden arkadaşları vasıtasıyla Kur'an'ı okuyabilir. Kur'an'ı okuyabilir diye İmam-ı Malik Hazretleri böyle bir fetva vermiş. Böyle bir fetva vermiş. Dolayısıyla isteyen İmam-ı Malik'in bu görüşüyle amel edebilir. Kur'an'ı unutmamak. Çünkü biliyorsunuz bayanların bir kısmı ayın belli günlerinde bu duruma maruz kalıyorlar. Ve Kur'an'dan uzaklaşırlarsa Kur'an'ı unutma ihtimalleri olur. İmam-ı Malik de bu niyetle demiş ki bu Kur'an'ı unutmasın diye Kur'an'a el sürmemek şartıyla Kur'an'ı okuyabilir. Dileyen bu şekilde hareket edebilir. Yani adetliyken Kur'an'a el sürmemek, dokunmamak şartıyla Kur'an'ı okuyabilir. Peki. Bir diğer soru. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Hocam, mazereti nedeniyle şeytan taşlamayı tamamlamadan Mekke'den ayrılmak zorunda kalan bir kimse ne yapması lazım? Ceza kurbanı kesmesi lazım. Ceza kurbanı. Yani bir kurbanı Mekke-i Mükerreme'de haram sınırları içerisinde kesmesi gerekiyor. Çünkü taşlamak vaciptir. Vacibi terk etmek kurban kesmeyi gerektiriyor. Kurban kesecek. Ayrılmış oradan giden, ömreye giden birisine bir kurban parası verir. Ve mutlaka o kurban orada kesilmeli. Yani diğer kurbanlar gibi değil. Ada kurbanları gibi değil. Ada kurbanları Hanefi mezhebinde parası fakirlere tasadduk edilirse yeterli gelir. Ama bu ceza kurbanları
mutlaka Mekke-i Mükerreme'de harem bölgesinde kesilmesi lazım. Orada dediğim gibi birisine bu parayı verir, orada gider bir hayvan alır ve orada onun namına kestirir, etini de fakirlere tasadduk eder. Oradaki fakirlere dağıtır ve bu sorumluluktan böylelikle kurtulmuş olur inşallah. Evet, bir diğer izleyicimiz de kadının mirastaki durumu hakkında hocamız bizi bilgilendirebilir mi diyor. Vallahi muhterem izleyiciler, ben biraz evvel de demiştim. لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا. Eğer hayatta olan bir insana seslensen, sesini ona işittirirsin. وَلَاكِنْ لَا حَيَاتَ لِمَنْ تُنَادِي. Ancak seslendiğin insan hayatta değil, ebedi hayata intikal etmiş ruhan, cismen her ne kadar aramızdaysa da menfaatlar galip olur. Menfaatlar insanların kalbini bürümüş, istila etmiş. Dünya sevgisi insanların kalbini istila etmiş. Ki Peygamberimizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte hubbu dünya rasu kulli hatiyatin. Dünya sevgisi bütün hataların başı. Yani bütün hatalar dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Bugün Cenab-ı Hakk'ın kesin emri olmasına rağmen, kesin nas, kat'i emir olmasına rağmen bir kısım insanlar, hatta bunların içerisinde dindarları da dahil, hacısı da dahil, kocası da dahil, kadına miras vermiyorlar. Kadını miras hakkından mahrum bırakıyorlar. Ve çok yanlış bir düşünce içerisindeler. Çok yanlış ama. O düşünce nedir? Kızımızı ele verdik, malımızı da mı ele verelim? Kız senin mi? Kızı yaratan Allah. Kızı yaşatan Allah. Kızın gelinlik çağına getiren Allah. Malı sana veren Allah. Mal senin mi? Sen dünyaya gelirken elinde para var mıydı? Avucunda para var mıydı? Bir yerinde para var mıydı? Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'a. Allah size ana rahminden dünyaya gönderirken hiçbir şey bilmez haldeydiniz. Ne parayı biliyordunuz, ne malı biliyordunuz, ne bir şey biliyordunuz. Allah bunları size verdi. Dolayısıyla bu mal sizin değil. Siz vekilsiniz. Siz Allah namına hareket etmeniz gerekiyor. Bu malı kullanırken Allah namına kullanacaksınız. Allah'ın Celle Celaluhu'nun emrettiği şekilde kullanacaksınız. Kendi arzu ve isteğinize göre değil, Allah'ın arzu ve isteğine göre siz bu malı kullanmak zorundasınız. Kur'an'ın başka ayetinde Rabbimiz buyuruyor, ve enfiku, veriniz, infak ediniz, tasadduk ediniz. Min malillahi'llezî ece'alekum müstehlefîne fîh. Allah'ın malından, Allah'ın sizleri yerine koyup Allah namına hareket etmenizi emrettiği ilahi maldan infak ediniz diye Allah emrediyor. Bu mal ne zaman sizin oldu kardeşim ya? Bu malı siz nereden getirdiniz ya? Ben çalıştım. Gücü sana kim verdi? Uğur. Allah verdi. Kafayı kim verdi? Allah. Başarıyı kim verdi? Kim muvaffak etti? Ben de çalıştım, zügürt kaldım. Sen çalıştın, Allah sana verdi. Allah'ın istediği gibi olur. Dolayısıyla yalnız çalışmak yeterli değil.
Bir de Allah'ın muvaffakiyeti şart. Tabii. Allah'ın yardımı şart. Allah'ın insanı başarılı kılması şart. Yoksa bu mal benim. Kızımı verdim, malımı da mı vereceğim? Nereden bu mal senin oldu? Bu kız nereden senin oldu hele? Bunlar Allah'ın kulları. Allah onları yoktan var ediyor. Allah size emaneten vermiş. Evlatlar emanettir, emanet. İslam bilgini diyor ki: "وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ اِلَّا وَدِيَةٌ" Vedi'a nedir? Emanettir ya. Dünya malı da emanettir senin yanında. Evlatlar da senin yanında Allah'ın emanetleri. Bunlar ne zaman senin oldu kardeşim ya? Niçin Allah'ın malında cimrilik ediyorsun? Niçin hak sahibinin hakkını vermiyorsun? Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an, Nisa suresinin ikinci sayfasına bakın. Nisa suresinin ikinci sayfasının birinci ayetini okuyun. Orada Rabbimiz buyuruyor ki: لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne babaların, akrabaların bıraktıkları mirasta erkeklerin hakkı vardır. Devamla diyor ki: وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ Kadınlar için de nasip, hisse var. مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne babaların, akrabaların miras bıraktığı malda kadınların da hakkı var. Sonra Rabbimiz diyor ki: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرُ İster o mal çok olsun, ister az olsun. Onun hakkını vermek lazım. Hak kutsaldır. Hakka saygılı olmak lazım. Hakkı vermek lazım. Vermezse sanki iflah mı olacak? Muvaffak mı olacak? Başarılı mı olacak? İki yaprak mı olacak? Haram olsun. Elin malı insana mal olmaz ha. El eldir. Senin dışındaki herkes eldir. Kızın da el, oğlun da el, öbürü de beriki de. Bunların hakkı var, bunların şahsiyetleri var. Bunların benlikleri var. Bunlar müstakil birer şahsiyettir kardeşim. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda buyuruyor ki: kim bir kadını kadın olduğu için, kadın olması nedeniyle miras hakkından mahrum bırakırsa, Allah o mahrum bırakan, mahrumiyete sebep olan adamı cennetten mahrum eder. Dolayısıyla muhterem izleyicilerim, kadının hakkını verelim ya. Kadın da insan, kadın da kurbanı var, kadının da hacı var, kadının ümresi var, kadının hayır ve hasenatı var, kadının sadakası var. Nereden verecek? Ya çalışacak verecek, ya da babasından, akrabalarından miras yoluyla ona intikal eden maldan verecek. Sen kadının hakkını vermezsen, kadının mehrini vermiyor adam ya. Altın yapıyor kadına mehir olarak. Bir hafta sonra elinden boynundan alıyor, götürüyor satıyor. Ondan sonra da kadına vermiyor. Halbuki dünyada iki para en halal paradır bak. Dünyada iki para en halal para. Biri kadının kocasından aldığı mehir, aldığı sıdak, en halal para odur. En halal para odur. İkinci para, Kur'an öğretmekten dolayı kişinin eline geçen para en halal paradır. En halal para odur. Onun için kadının hakkını vermemek, mirasını vermemek, kadını miras hakkından mahrum bırakmak kadar günah bir şey olmaz ki. Zayıftır, fakirdir, güçsüzdür, muktedir değildir, utanıyor, kardeşine mahkemede durmaktan utanıyor, şahsiyetine yedirmiyor,
Kardeşini mahkemeye vermiyor. Hayası ona engel oluyor. Kardeşi de maşallah var. Zalim mi zalim? Despot mu despot? Vicdandan uzak mı uzak? Kadının hakkını vermiyor. Allah merhamet etsin. Allah merhamet etsin. En büyük zulümlerden biri kadını miras hakkından mahrum bırakmak. Kadına miras vermemek. En büyük zulüm, en büyük zulümlerden biri budur. Yanlıştır. Günahtır. Umarım izleyicim tatmin oldu. Umarım. Bence olmuştur çünkü inşallah detaylı olmuştur. Bir şekilde açıkladınız. İnşallah yani. Olmuştur. Biz tabi onun memnun kalması için değil, hakkı ifade etmek. Tabii. Gerçeği ifade etmek için biz bu kadar uzattık. Evet. Bir diğer soru hocam. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Bu ölünün ardından yapılan 7., 40. ve 52. gece diye bir uygulama var. Bunun dini dayanağı var mı? Yok kardeşim. Ne 7., ne 40., ne 52., ne seneyi devriyesi, böyle bir şey yok. Hı hı. Ne ilk bayramı, evet. Ne ikinci bayramı. Bunlar dinimizde yeri olmayan şeylerdir. İslam'da taziye var. Taziye 3 gündür olursa, yapılırsa 3 güne kadar yapılır. Kadın ölüsüne 3 güne kadar yas tutabilir. Yani yas tutar derken yani süslenmez, boyanmaz, cilalanmaz, makyaj yapmaz, fantazi elbiseler giymez. Yoksa bazı insanlar eskiden sakal yoktu. Böyle bir cenazesi olan, ölüsü olan erkekler sakalını kesmez. Halbuki sakal bırakmış değil, kendisini yaslı göstermek için sakalını uzatırlardı. Bunun dinde yeri yok. Bunun dinle bağdaşır tarafı yok. Evet. Bu tamamen günah, tamamen yanlış, tamamen efendim yersiz bir şey. Kadın da 3 günden fazla yas tutmaz. Ancak ölen kocası ise, ölen kocası ise 4 ay 10 gün bu kadın fantazi elbiseler, efendim makyajlar yapamaz. Normal elbiseler giyer. Normal hayatını devam ettirir. Mümkün gerekli olmadığı sürece de çarşıya, pazara, sağa sola da çıkmaz. Evinde oturur iddetini bitirinceye kadar. Zaruri olmadıkça çıkması da doğru değildir. Peki. Yine bu konuda bir soru daha var hocam. İzleyicimiz şunu soruyor. Diyor ki yapılan hayrın veya okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabını ölen birine bağışlayabilir miyiz? Tabii insan dilediği amelini, amelinin sevabını, ameli değil, amelinin sevabını dilediği kişiye bağışlayabilir. Mesela siz bir sadaka verdiniz, bunun sevabını istediğiniz kişiye bağışlayabilirsiniz. Siz bir hayır yaptınız, bir adama bir gömlek giydirdiniz, bir ayakkabı giydirdiniz, ondan hasıl olan sevabı bir başkasına ortak edebilirsiniz. Bir başkasına bağışlayabilirsiniz. Kur'an okudunuz, o okuduğunuz Kur'an'ın sevabını bir başkasına bağışlayabilirsiniz. Bu dinde yeri var. Dinde mümkündür. İnsan yaptığı amellerini dilediği kişilere bağışlama imkanı söz konusudur. Mümkündür, olabilir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanoğlu öldüğü zaman amel defteri dürülür, kapanır. 3 şey hariç. Bu 3 şeyden birisi de salih bir evlat kendisinden sonra bırakmak. Salih evlat. Salih evlat nedir?
maddi manevi kulların hukukuna tecavüz etmeyen, hukukullahı da bir hakkın yerine getiren insan, salih amelli bir insandır. Salih bir insandır. İnsan da kendisinden sonra böyle salih bir evlat bırakması ve ona dua etmesi, onun namına dua etmesi, onun defteri amalının bundan dolayı açık kalacağını, sevap bakımından defteri amalının açık kalacağını, sadece günah bakımından amel defterinin kapanacağını Peygamberimiz ifade ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ölüye dua etmek, ölünen ruhunu şad etmek için sadaka vermek, efendim Kur'an okumak, Yasin-i Şerif okumak, buna benzer hayır ve hasenatı yapmak, ölünün ruhunu şad eden sebeplerdir. Sebeplerdendir. İnşallah okuduğunuz veya tasadduk ettiğiniz veya istiğfar ettiğiniz veya dua ettiğiniz dualarınız dilediğiniz kişilerin inşallah ruhuna ulaşır. Onlar da ondan yararlanır, istifade eder. Peki, bir diğer soru, izleyicimiz şöyle soruyor sorusunu. Hocam, kiralanan bir tarladan kuraklık, dolu, sel veya başka bir nedenle ürün alınamadığı durumda tarla sahibine yine de kira ödenmesi gerekir mi? Hayır. Gerekmez. Gerekmez. Çünkü İslam'da zarar yok. Yani zarar vermek yok. Zararı zararla karşılamak da yok. Siz tarlanızı bana verdiniz. Tarla ektim, dolu geldi, tamamen yok etti. Siz benden kira talep edemezsiniz. Veya suluydu, suyu kesildi, mahsul kurudu. Siz kira iddia edemezsiniz. Dinen diyorum. İslami kurallara göre, dini kurallara göre siz böyle bir şeyi iddia edemezsiniz. İddia etmeniz doğru değildir, yanlıştır, günahtır, hatadır. İddia edemezsiniz. Çünkü hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, sizden biriniz kendisine arzu ettiği hayırları, iyilikleri, maddeyi, malı, diğer din kardeşlerine de istemediği sürece, arzu etmediği sürece gerçek bir mümin, gerçek bir Müslüman olamaz. Dolayısıyla Müslümanlar bir vücudun azaları gibi. Vücudun bir azası incindiği zaman bütün vücut onun karşısında sıtmaya maruz kalır. Ateşe maruz kalır. Efendim acıya maruz kalır. Dolayısıyla bu Müslüman kardeşin senin tarlanı icar etti. Fakat bu kardeşine felaket geldi. Bu tarlaya felaket geldi. Mahsul yetiştirmedi. Mahsul elde edilmedi. Dolayısıyla sen de o kardeşinden ücret talep etme. Yani zarar içerisinde zarar verme. Zarar verme. Hem adamın emeği gitti, hem de ikinci bir şey, ondan da kira alman, ücret talep etmen ikinci bir zarardır. Bu da doğru değil. Bu da İslami değil. Bu da peki, olumlu bir şey değil. Peki. Bir diğer soru. İzleyicimiz şunu soruyor hocam. Diyor ki bir kadının çocuğunu emzirmek için kullandığı süt koyun veya keçi sütüyle karıştırarak bir çocuğa içirilmesinde süt hısımlığı gerçekleşir mi? Evet. Çünkü sütün azı çoğu yok. Eğer süt fazlaysa diğer şeyden, yani ana sütü fazlaysa çocuğun süt anneliği sabit olur. Sabit olur. Ve bu
efendim süt kısımlığını, süt akrabalığını efendim meydana getirir. Dolayısıyla böyle bir şeye tevessül edilmemesi lazım. Böyle bir şeye yeltenilmemesi lazım. Ve çocuğa süt veren veya sütünü sağıp ona ulaştıran, boğazına döken, kaşıkla, bardakla yine süt anneliği sabit olur. O kadın, o çocuğun annesi olur. Onun çocukları, onun kardeşi olur. Öyle ki, kumasının çocukları da onun kardeşi olur. Diyelim ki bazı insanlar birden fazla evlilik yapıyor. Bu iki tane hanımı var. Birisi süt verdi bir çocuğa, diğer kadın vermedi. Bu süt veren kadının çocukları kendisine, çocuğa haram olduğu gibi kumasının çocukları da haram olur. Onlar da sütten dolayı, çünkü süt erkeğe aittir. Süt kadına ait değil. Süt erkeğe ait. Sütün meydana gelmesine sebebiyet veren erkektir. Kadının doğum yapmasına sebebiyet veren erkektir. Dolayısıyla süt erkeğindir. Ve bu çocuklar da o süt verilen çocuğa karşı haramdırlar. Hepsi A'dan Z'ye kadar hem süt verenin hem kumasının çocukları. Her iki tarafın çocukları da ona haram olur. Evet, ağzınıza sağlık. Gelen sorular var, onları da sormaya devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programına kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında gelen soruları emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam cevaplamaya devam edecekler efendim. Kısa bir ara. Evet kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat programı reklamların ardından kaldığı yerden devam ediyor. Sorularımıza devam ediyoruz hocam. Bir izleyicimizin iki sorusu var. Birini ben okuyayım. İzleyicimiz şöyle diyor. Diyor ki hocam, 5 yıllık kaza namazım var ama çok halsizim. Yerde kılsam olur mu? Bir de sünnetleri kılmadan Hanefi mezhebiyim demiş. Önceki sorusu canlı yayında olmayacak türden. Buyurun efendim. Muhterem izleyiciler, mahrem soruları, yani toplumda alenen ifade edilmesi hoş karşılanmayan bir soru olduğu için ben bu izleyicimi arkadaşlara yönlendiriyorum. Yani bizim telefon numarası zaten şeyde var. Nedir adı? Ekranın altında var. Arkadaşlar da telefonun başında. Benim telefonumu oradan alsın. Kendisi arzu ederse benden konuşsun. Ben ona cevabını vereyim. Cevabını vereyim. Ama böyle herkesin önünde bu tabii sorunun sorulması da cevaplandırılması da biraz abes kaçar. Tenkide vesile olur. Onun için bu doğru değil. Ama izleyicim arzu ederse, isterse efendim telefonumu şeyden alsın, telefon numaralarından alsın. Ayrıca benimle görüşsün, ben ona cevabını vereyim. Diğer sorusu, halsizim, ayakta duramıyorum. Ama geziyor musun, dolaşıyor musun? Namaza gelince halsiz olma. Namazda biraz daha dinç ol. Namazda özellikle de farzları ayakta kıl. Farzları.
Sabah namazı iki rekat. Farzı ayakta kıl, sünneti oturarak kıl. Öğle namazı ilk dört rekatı sünnettir, oturarak kıl. Farzı dört rekat ayakta kıl. Kazaları da ayakta kılmaya çalış. Sünnetlerin yerine de kaza kılabilirsin. Kaza kılabilirsin ama oturarak kılmamaya çalış. Gücünün el verdiği kadar ayakta kılmaya çalış. Sünnetleri oturarak kılabilirsin. İstersen, eğer sünnet kılmak istersen, kazan olmakla birlikte oturarak kılabiliyorsun. Ama kazaları ve farzları, farzlar da kazalar da farzdır. Onları ayakta kılmaya çalış. Gücün yettiği kadar onları ayakta kılmaya bak. Oturarak kılma. Ama gerçekten çaresizsen, gerçekten gücün yoksa, gerçekten ayakta yani namaz kılacak kudretin gücün yoksa, o zaman bütün namazları oturarak kılarsın. Çünkü insanların sıhhati her zaman istediği gibi olmayabiliyor. Sıhhat yerinde olmayabiliyor. Ve insan oturarak namaz kılabilme imkanına sahiptir. İsterse oturarak kılabilir eğer gücü yetmiyorsa. İsterse değil, gücü yetmiyorsa. Bir zaruri ayakta, durum varsa. Ayakta namaz kılma imkanı yoksa, zorluk çekiyorsa, ayakta duramıyorsa, o zaman oturarak kılsın. İslam'ın genişliği vardır. İslam'ın kolaylığı vardır. Biz İslam'ın kolaylığını insanlardan esirgemeyiz. Eğer gerçekten ayakta namaz kılma imkanı yoksa, o zaman oturarak namazını kılabilir. Bunda bir sakınca yok. Peki. Bir diğer soru. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Cenaze namazını ayakkabıyla kılmak caiz midir? Bir diğer sorumsa, telefonda Kur'an-ı Kerim uygulamasını indirdiğimizde telefonla lavaboya girmemizde bir sakınca olur mu? Muhterem izleyicim, ayakkabı temiz olmak şartıyla cenaze namazı da kılınır, vakit namazı da kılınır. Nitekim, gerçi bu sözü söyleyen biraz iyi karşılanmıyor. Yani nitekim kelimesini çok kullanan biri vardı. Ben onun ismini söylemeyeceğim. Netekim o da. Nitekim de demiyordu. Netekim diyordu. Evet. Bir adam vardı, onun ismini ben söylemeyeceğim. Yani demek istiyorum ki ben de biraz önce akşam namazını ayakkabıyla kıldım. Ama benim ayakkabım ne tuvalete gidiyor, ne bir pis yere basıyor, ne bir şey var. Ayakkabım temiz. Onun için ayakkabıyla, temiz olmak şartıyla vakit namazı da kılınabilir, cenaze namazı da kılınabilir. Ne zaman ki ayakkabı pis olursa, üzerinde pislik veya altında necaset olursa, o zaman ne cenaze namazı kılınır, ne vakit namazı onunla kılınır. Ayakkabının temiz olmasına bakılacak. Temizse cenaze namazı kılınır kardeşim. Temiz değilse cenaze namazı onunla kılınmaz. Ona dikkat edeceksiniz. Ona bakacaksınız. Kural bu. Peki. Ağzınıza sağlık. Size bir selam var. İletmekle yükümlüyüm. Aleykümselam ve rahmetullah. Müsaadenizle okuyayım. Buyurun. Selamünaleyküm. Ben Yeni Su Köyü'nden Hüseyin. Nereden? Yeni Su Köyü'nden. Yeni Su. Evet. Hacı Ahmet amcaya saygılar. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Sağ olsun. Kanal Urfa'ya da teşekkürler demek. Sağ olsun, sağ olsun. Yani hürmet edenleriniz çoğu olsun. El öpenleriniz de çoğu olsun. Selam gönderenleriniz de çoğu olsun. Selam getirenler de sağ olsun mu hocam? Selamı tebliğ edenler de sağ olsun. Gönderenler de tebliğ edenler de. Peki. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Biz de kendi payımıza düşeni aldık kıymetli izleyenler hocamızdan. Evet. Devam ediyoruz. İzleyicimize de selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz bir kez daha. Bir diğer soru. Annem babam sağken onu zorlayıp mirası oğullarının arasında vasiyet etti. Günahı babamın mıdır? Günahı hem babanın
hem kızlara miras vermeyen kardeşlerin. Baba hata etti. Bilgisiz, İslami hükümleri bilmiyor. Ama siz gençler, kardeşler, siz kardeşlerinize, kız kardeşlerinize zulmetmeyin. Babanızın vasiyeti geçersizdir. Varise vasiyet yok. Dinin kurallarına göre varis olan bir insanın vasiyeti geçersizdir. Yani bir insan oğluna vasiyette bulunsa, kızına bulunsa, bunlar varis oldukları için bunların vasiyeti geçersizdir. Ben 3 tane oğlum var. Bir oğluma şöyle bir vasiyette bulunuyorum. Falan tarlayı bu oğluma ekstradan verin. Vasiyet ediyorum. Bu geçersiz. Geçerli değil. Onun üzerinde durulmaması lazım. Varis la vasiyete li varisin hadis-i şerifi var. Varise vasiyet olmaz. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz kardeşim. Doğru değil. Doğru değil. Peki bir diğer soru. Hocam biz birbirimizi seviyoruz. Allah için helale uygun hareketler yapıyoruz ama istediğim kızın babası şehir uzak diye evlendirmiyor bizi. Ne yapalım hocam? Memnun etmeniz lazım. Gönlünü almanız lazım. Onu kabullendirmeye çalışmanız lazım. Çünkü anne babanın rızası olmadan yapılan evlilikler çoğu zaman boşamayla neticelenebiliyor. Anne baba kızı üzerinde tesir edebiliyor ve siz mağdur olursunuz, kadın da mağdur olur. Onun için ne yapıp yapıp anne babanın gönlünü alarak evliliği gerçekleştirmeye çalışın. Yoksa zarar edersiniz. Zarar edersiniz. Bir diğer soru. Hocam, dil altı tansiyon hapı orucu bozar mı? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Vallahi muhterem izleyiciler, mideye giden her şey orucu bozar. Mideye gidiyorsa, ben tabii terkibini bilmiyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam, sanki Diyanet buna fetva veriyor ama ben kesin bilmiyorum. Evet. Orada bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bir araştırmak lazım. Not alalım. Bunu araştırarım. İnşallah unutmazsam haftaya ifade etmeye çalışayım. Peki. İnşallah. Diğer soruyu ileteyim. Hocam, evcil olmayan kuşlara yem vermenin nasıl bir sevabı vardır? Her canlıya, her rızka muhtaç, her mide taşıyan varlıklara, hayvanlara iyilik yapmak sevaptır. Yani ister kuş olsun, ister kedi olsun, ister köpek olsun, ister diğer hayvanlar olsun, bunların açlıklarını gidermek, bunlara iyilik yapmak sevaptır, hayırdır. Mükafatı boldur inşallah. Onun için muhterem izleyiciler, hayvanlara ilgi gösterelim. Hayvanlara bakalım, hayvanların açlıklarını giderelim, sevaplıdır, hayırlıdır, efendim, insan için sevap kazandırır. Yapalım. Peki. İnşallah. Bugünün son sorusunu okuyayım, sonra sizin bir hatırlatmanız var. Anneme bakıyordum, annem vefat ettiğinde bana dedi ki, vasiyetimdir, bütün altınlarım senindir dedi. Öldüğünün ilk günü ablam altınları çıkar dedi. Ben de yarın alırsın dedim. 50 binden 25 aldım. Sonra dedi ki bunlar eksik. Ben de dedim almadım. Annem harcadı. Bana beddua etti. İnşallah hiçbir şeyden görmezsin dedi. Bunun günahı nedir? Annenizin size vasiyet etmesi geçerli değil. Anneniz hayatında size verseydi olurdu. Diyelim ki annenize hizmet ediyordunuz. Anneniz kendi hüsnü rızasıyla al kızım bunları harca deseydi geçerliydi.
ama ben öldükten sonra bunlar senin olsun demesi doğru değil. Varise vasiyet yok. Biraz evvel söyledik ya. Evet, söylediniz. Varise vasiyet olmaz. Ve bu vasiyet geçersizdir. Sen bu altınları iade et. Varisler arasında şer'i şekilde paylaşılsın. Yoksa günahta kalırsın. Öbürlerinin hakkını tetmetmiş olursun. Haklarını almış olursun. Kul hakkının ödenmesi çetindir. Ahirette senin ibadetlerin, salih amellerini onlara kaptırırsın. Veya onların günahını sırtına alırsın. Günaha girersin. Azaba tabi tutulursun. Yani bu yaptığın doğru değil. Annen vasiyet ettiyse de bu mal artık annenin olmaktan çıkmıştır. Ve sen varissin. Varise vasiyet olmaz. Varise vasiyet caiz değil, geçerli de değil. O paraları öde, herkes hakkını alsın, meşru bir şekilde paylaşılsın. Peki. İslam'a göre. Ağzınıza sağlık. Sizin her hafta olduğu gibi hatırlatmanız. Muhterem izleyiciler, yine bugünkü programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Ancak bir hatırlatmam var. Siz çoğunuz bunu biliyorsunuz. Her hafta söylüyorum. Bizim Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yanı başında bir cami yapılıyor. Bu cami çok gerekli bir yerde yapılıyor. İhtiyacın olduğu bir yerde yapılıyor. Cuma günleri özellikle de insanlar mağdur oluyor. Cuma namazını kılamıyor çünkü etrafta cami yok. Ve insanların çoğu da üşeniyor. Veya iş icabı işini bırakıp da uzaklara gidemiyor. Onun için bu caminin bir an evvel bitmesi için siz muhterem Müslümanların yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan din kardeşlerimiz bu camiye yardım ellerini uzatsınlar, yardım etsinler ve bu yardımlarıyla cennette köşk kazansınlar, saray kazansınlar, Allah'ın rızasını kazansınlar. Camide namaz kılan insanların kazandıkları namaz sevabı kadar bu yardım edenler de kıyamete kadar defteri amallarına bu sevaplar geçecek. Ancak nasıl yardım edelim diyorsanız, efendim ben size bir telefon numarası vereceğim. O telefon numarasıyla numarasını yazın ve ilgili arkadaşımız sizlere cevap verecek, nasıl yardımlarınızı ulaştıracağımıza dair. İşin başındaki kardeşimiz Halil Aslan Bey. Telefon numarasını lütfen yazın. 0506 0506 922 922 11 33 11 33. Tekrar ediyorum. 0506 0506 922 922 11 11 33 11 33. Bu telefon numarasını çevirdiğinizde karşınıza Halil Aslan Bey çıkacak ve biz yardım etmek istiyoruz. Yardımı sizlere nasıl ulaştıracağız diye sorarsanız en güzel şekilde nerede olursanız olun yardımlarınızı kolaylıkla ulaştırma imkanını, yolunu, yordamını sizlere söyleyecek. Yapacağınız yardımlarınızı şimdiden Cenab-ı Hak dergah-ı ruhiyetinde kabule karin eylesin. Rabbim karşılığında cennette sizlere saraylar ihsan eylesin. Efendim, hayırlı akşamlar muhterem Anarufa TV izleyicileri. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim. Ağzınıza sağlık hocam. Kıymetli izleyenler, her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da İslam ve Hayat programının saat 19'a yaklaşmak üzere ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya çarşamba günü yine 17 ile 19 saatleri arasında İslam ve Hayat programında siz kıymetli izleyenlerimizi ekranlarınızın başına davet ediyoruz. İnşallah bizler de karşınızda oluruz efendim. Sizi bizleri yalnız bırakmadığınız ve mesajlarınızla destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz.
Allah'a emanet ediyoruz sizleri. Hayırlı akşamlar efendim. Hoşçakalın.